Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Dünyada, Türkiye'de hangi gelişmeleri izliyoruz, hangi başlıkları takip ediyoruz? Bugün bugünden başlıkları acaba piyasaları nasıl etkiliyor? Aktaracağız. Önce piyasalar diyelim. Biliyorsunuz dün 2.90 seviyesinin altına indi. Aralık başından beri gördüğümüz en düşük seviyeleri gördük dolarda. 2.89 seviyelerine kadar bir gerileme var. Bu sabah açılış nasıl dolarda derseniz 2.91.03, 2.91.40 seviyeleri benim bankalar arası piyasada gördüğüm seviye. Yani 2.96 kritikti, 2.88, 2.89 seviyeleri. Onun altının kırılması önemliydi düşüşün hızlanması için. 2.90 seviyesinin çok net şekilde aşağıya doğru kırılamadığını gördük. Ve bu sabah itibariyle 2.91 seviyesinde dolar kotasyonlarının güne başladığını sizlere aktarıyoruz. Paritede, yani dolarda 1998-2008 krizlerinden sonra görülen en sert bir günlük düşüş yaşandı uluslararası piyasalarda. Fed bu yıl faiz arttırmayacak. Zaten Amerika ekonomisi güçlü dolardan zarar görecek ve güçlü dolardan rahatsız Amerikan Merkez Bankası görüşleri öne çıktı. Dolayısıyla zaten Avrupa Merkez Bankası Mart'ta parasal genişlemeye gideceğini açıklamıştı. Japonya sürpriz yaparak faizi negatif alana çekti. Daha da indiririm mesajı verdi. Ve tahvil alımlarına, piyasaya para vermeye devam edeceği mesajını iletti. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler paranın kokusunu alan piyasalarda zaten bir iyimserlik ve risk iştahında yükseliş başlamıştı. İşte FED'den de bu yıl faiz arttırmayabilir görüşü, açıklamaları, sinyalleri gelmeye başlayınca, bu söylenti artınca iyice o risk iştahında artış oldu. Keza dolardaki düşüş de petrol fiyatlarına yansıdı. 33-34 dolar bandına oturdu petrol fiyatları. Petrol fiyatlarındaki yükseliş de hisse senedi piyasalarında bir rahatlama getirdi. Dolayısıyla 1.12 seviyesini aştı euro dolar paritesi. Hani dedik ya, bir günde yaşadığı en sert günlük düşüşünü yaşadı dolar diye. Parite dün bir ara 1.12 seviyelerini aşmıştı. Dolayısıyla çok hızlı bir yükseliş geldi euro dolar paritesinde ve bu da doların uluslararası piyasalarda euro karşısında ve diğer para birimleri karşısındaki sert değer kaybını gösteriyor. Yine bakıldığında yen karşısında %1 değer kaybeden dolar haftalık bazda yen karşısında %3,5 değer yitirdi. Euro haftalık bazda dolar karşısında %3,4 değer kazandı. Hani cuma haftanın son iş günü, işte bu değer artışlarını söyleyerek dolardaki değer kaybını anlatıyoruz. Şangay Bileşik Endeksi %0,1 geriledi dün. Yine bakıldığında Hong Kong, Malezya, Singapur borsalarında borsaları yükseldi. Asya borsaları arasında öne çıkan yine borsalar oldular. Hong Kong, Malezya, Singapur borsaları. Amerika'da Dow Jones, S&P 500 endeksleri madencilik ve emtiaya bağlı olarak bu hisselerin değer kazanmasıyla yine hafif yükselişler yaşayarak artıda kapandı. Dolayısıyla yatay bir seyir vardı hızlı yükselişlerden sonra Asya ve ABD borsalarında. Ve pariteyi de hemen şu an itibariyle söyleyeyim. Petrol 33-35 dolar bandında dedik. Altın yükseliyor. 1154 dolara çıktı altının onsu. Ve paritede 1.12 sınırında. Dolayısıyla dolardaki değer kaybının bugün itibariyle de uluslararası piyasalarda sürdüğünü görelim. Borsalar yatay, hafif artıda. Asya borsalarında yükseliş var. Belli borsalarda, özellikle emtiaya ve madene dayalı borsalarda hızlı yükselişler var. Dolayısıyla risk iştahının yüksek olduğu günler ve bugün Amerika'da tarım dışı istihdam verileri gelecek. Piyasaların yönünü belirliyor olabilecek ama artık biraz da petrole ve enflasyona bakıyoruz Amerika'da Fed'i konuşurken. Ama tarım dışı istihdam verisi de önemli olacak. İşte güne başlarken piyasaların özeti, rakamların özeti, hangi gelişmeler borsaları nasıl etkiliyor, risk iştahı nasıl, aktardık. Diğer gündem başlıkları neler? Devam edelim. Biz sebze, meyve, et fiyatları, çarşı, pazar, ekmek fiyatlarını konuşmaya, yani gıda fiyatlarını konuşmaya devam ediyoruz. Merkez Bankası Ocak ayı enflasyon rakamlarından sonra dün bir açıklama yaptı. Dünya gıda fiyatlarındaki düşüş de açıklandı Ocak ayına ilişkin. Dünya gıda fiyatları %2 oranında düşmüş Ocak ayında. Zaten 2015'in geneline bakıldığında %20'ye yakın bir düşüş vardı. Ancak Ocak'ta gıda fiyatlarındaki artışı biliyorsunuz %4,3. Dünyada %2 düşerken bizde %4'ün üzerinde bir artış
artış var gıda fiyatlarında. Keza dünyada 2015'te %19 düşerken bizde %12'ye yakın gıda fiyatlarındaki artışı izledik 2015 itibariyle. Ve Merkez Bankası diyor ki işlenmemiş gıda fiyatları yüksek. Özellikle sebze meyve fiyatlarındaki artış, yıllık artış %20'ye dayandı. Et fiyatlarında işte 2 ay bir sakinlik vardı ama Ocak ayında belirgin yükseliş var. Dolayısıyla gıda, kurdaki hareketlilik enflasyonu etkiliyor diyor. Zaten vergi artışları ve zamların da %0,7'lik bir etkisi var. Ocak ayı enflasyonunda gıdanın 1 puanlık, verginin ve zamların da 0,7 puanlık etkisi var. Dolayısıyla Ocak'ta enflasyon işte gıda, kurlar ve zamların etkisiyle %1,82 çıktı ve yıllık enflasyonda %9,6'ya dayandı. Ama bu sadece bir yılın sorunu değil. Son 5 yıla bakıldığında işte zeytinyağında, kuru yemişte, patlıcanda, sebze meyvede, limonda, ette, tavukta, ekmekte %50'nin altında, %40 bir tek, %42 tavuk artmış. Onun dışında 5 yılda fiyatı %70'in altında artan yok. Yani bütün fiyatlar, bütün bu ürünlerde fiyatlar 70, 80, 90, 100, %186 oranlarında artmış. İşte zeytinyağında %187'lik fiyat artışı var 5 yılda. Öyle bir sofra düşünün. O sofrayı kurmak öyle kolay değil. Ekmekten kuru yemişe, limona, sebzeye, ete, meyveye, her şeye zam gelmiş ve 5 yılda katlanarak fiyatlar artmış. Dolayısıyla gıda fiyatlarındaki yüksekliği böyle anlatıyoruz. Sofra kurmak çok kolay değil diyoruz. Gazetelerde bugün yine et fiyatlarına ilişkin de haberler var. Birazdan aktaracağız. Konutlara Arap ilgisi başlığı diğer başlığımız. Bu haberde yabancılara konut satışında rekor artış var biliyorsunuz. 2015'de konut satışları zaten rekorla kapattı. Bu konutların yarısını Araplar alıyor ve almaya da devam edecek diyor Türkiye İstatistik Kurumu. Ve yeni Gazze'ye Türkler talip. Gazetelerin bugün Hürriyet ve Sabah gazetelerinin ekonomi sayfalarında bu haberi okuyacaksınız. TEPAV, Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı, zor günler geçiren Gazze'nin yeniden hayata döndürülmesi için kapsamlı bir çalışma yapmış. Bu çalışmayı bir imar planı hazırlamış. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bir heyetle beraber planı anlatmak üzere hem İsrail hem Batı Şeria'da temaslarda bulunmuş. Heyet uzun süredir abluka altında tutulan ve geçişine izin verilmeyen Gazze'ye de geçmiş. İsrail, Filistin, Gazze yönetimleri projeye sıcak baktıklarını ifade ediyorlar. İşte yıkılan evler için Gazze'de 780 milyon dolar harcamak gerek. 1.8 milyon nüfus var ve Gazze'de işsizlik oranı %67. Özellikle gençler arasında işsizlik çok yüksek. Şimdi Türk iş dünyası zor günler geçiren şehri biz 5 milyar dolara yenilemek istiyoruz diyor ve elindeki planla bütün taraflarla görüşmeye gidiyor. Bu ayrıntılar da bugün gazetelerde yer alıyor. 5 milyar dolara Gazze yenilenebilir. İmar planında TEPAV açıkladı. İşte bütün taraflarla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde heyet görüştü ve bu plan hayata geçirilebilir. Sıcak bakıyor taraflar, açıklaması geldi. Ve futbol, futbola dizi formülü. Nedir bu haberin ayrıntısı? Yine Hürriyet'in ekonomi sayfalarında var bugün. Türk futbolu 3,5 milyar liralık borç batağına girdi. Bunu gören UEFA kulüpleri mali kıskacı aldı. Gözler Galatasaray'da biliyorsunuz bu konudaki gelişmeleri. Uzmanlar şimdi diyor ki dizi filmler gibi lig maçlarını da yurt dışına pazarlayalım. Bu Türk futbolunu kurtarabilir. Acaba ama bir tartışma, sonuçta bir gelir kapısı arayış da bu zaten, çünkü 3,5 milyar liralık bir borç batağı söz konusu. Biliyorsunuz UEFA finansal fair play kuralları getirdi. Artık bu kurallar da hayatta. Gelir gider açığı büyüyen kulüplerde zora girdi. Bu kurallara uyum sağlamak açısından ve borçların 3,5 milyar liralık borcun %42'si 4 büyük kulübe ait. Dolayısıyla yeni gelir kapısı aranıyor. Acaba dizi filmler gibi lig maçlarını satsak bu geliri elde edebilir miyiz? Türk kulüplerini borç batağından kurtarabilir miyiz tartışması bir öneri olarak bugün Hürriyet'in ekonomi sayfasına yansımış. Komşuda grev var.
komşuda protesto var. Tarihin en büyük protestolarından biri. Yunanistan'dan bahsediyoruz. Tsipras hükümeti yeni emeklilik yasası için parlamentoya bir tasarı sundu. Ancak bu tasarı protesto ediliyor. Son 5 yılın en büyük protesto gösterisi olarak tarihe geçiyor. Gösterilerde polis müdahalesi de var. Atina'da düzenlenen 3 ayrı gösteriden bahsediyoruz. Bu gösterilere 40 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Serbest meslek sahipleri, kravat takmayan Başbakan Tsipras'ı ellerinde kravatlar taşıyarak protesto ediyor. Şehir merkezinde küçük çaplı olaylar da çıkmış durumda. Gösterilere polis gazla müdahale ediyor. Dolayısıyla ülkenin en büyük iki sendikal örgütü, işçi ve memur sendikalarının 24 saatlik grevine ilk kez büyük ölçüde özel sektör sendikaları da destek veriyor. Atina'da hayat durmuş durumda. Hem emeklilik tasarısı protesto ediliyor, hem de birçok iş yerinde grev var. Hayat durma noktasında son yılların en büyük protestoları ve grevleriyle karşı karşıya komşu Atina'da tablo durum bu. Rusya'da petrol fiyatlarındaki düşüş, Rusya-Ukrayna gerginliği, işte Avrupa'nın koyduğu ambargolar nedeniyle zaten ekonomisi darboğaza girmişti. Şimdi iyice darboğazda, özelleştirmeye çıktı Rusya. Özelleştirme planını devreye sokuyor. 10 milyar dolarla bütçesini sıkmıştı. Mali disiplin sağlamak zorunda. İşte gelir kaybı büyük, küçülme %4'lere vardı. Şimdi acaba özelleştirme bizi kurtarır mı diyor. Yıllar sonra Rusya'da özelleştirme kapısını açıyor. Rusya'da ve Atina'da, Yunanistan'da durum bu. Arkadaşlarım verdi, Kanal İstanbul'a yeni güzergah. Açıklamayı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yaptı. Kanal İstanbul projesinin güzergahında jeolojik yapılar, doğal ve tarihi sit alanları, yeraltı su kaynakları ele alındığında bazı tereddütler oluştu dedi Binali Yıldırım. Bakan Binali Yıldırım ve güzergah konusunun yeniden ele alınacağını söyledi. Neydi güzergah? İşte Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy ilçelerinden geçip Karadeniz'le Marmara Denizi'nin birbirine bağlanması bekleniyordu. Ancak bu güzergahta değişiklik olacak. Birçok konut da biliyorsunuz Kanal İstanbul birçok konut projesine girmişti. Referans gösterilerek konutlar pazarlanıyordu. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bu konuda da uyardı. Dolayısıyla biz bir söz vermiyoruz. Üzerinde, güzergahların üzerinde çalışıyoruz dedi ama Kanal İstanbul'a yeni güzergah bugün ekonomi gündeminde başlıklardan biri olarak kayda geçiyor. Ve gazetelerde hangi başlıklar var? Şimdi et fiyatını gören sütçü kesime gidiyor. Bu haber Milliyet'in birinci sayfasında da anons edilmiş. Neden? Sanayicilerle süt üreticileri anlaşamıyor fiyat konusunda. Sanırım 10 kuruşluk bir fark ortaya çıkıyor. Et fiyatları da yükselince ne yapıyor hayvanlarına süt üreticileri? Gidip kesiyor. Yani önümüzdeki günlerde hayvan sıkıntısı artabilir, hayvan sayısı artabilir. Sütte et tehdidi, et tehlikesi, hayvancılıkta et fiyatlarında süt tehdidi gibi başlıklar verilmiş. Et fiyatını gören sütçü kesime gidiyor başlığıyla bugün Milliyet Gazetesi birinci sayfasından bu habere yer vermiş. Dolayısıyla süt üreticileriyle anlaşamıyor. Yine çiftçiler gidiyor, sanayiciliğe anlaşamıyor, hayvanını kesiyor, et fiyatları da yüksek olunca kazancı buradan elde ediyor. Bu da önümüzdeki günlerde hayvan sayısındaki azalmayı beraberinde getirebilir ve yine et fiyatları üzerinde baskı yaratabilir, tehdit oluşturabilir. Haber bu ve dolar 2.90'ı test etti. Yine Milliyet'in bugün birinci sayfasına taşıdığı haberlerden biri. İlginç bir haber var. Arı üreticileri ayı saldırılarına karşı sigorta talep etmiş. Taysim Genel Müdürü Yusuf Emil Satoğlu Türkiye genelinde 1.6 milyon kovanın sigortalandığını söyledi. İşte ayı tehdidine karşı arı kovanlarının sigortalandığını ve 1.6 milyon kovana bu sayının ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla ayrıca sadece değil, tarlada da yine sigortalama sayısının arttığını, işte domuzlara, kurtlara karşı bitki üretiminin de sigortalandığını belirtiyor Tersim Genel Müdürü. Keza hava koşullarına karşı da sigortanın öne çıktığını ve sayılarının arttığını belirtiyor. Kırmızı et dünyaya göre %80 pahalı. Habertürk'ün bir başka haberi ve Sabah'ın bugün birinci sayfasına çıkardığı haber, Picasso'nun altı tablosu Londra'da 107 milyon liraya satıldı şeklinde. Gazetelerin başlıkları, gündem ve piyasalar böyleydi. Az sonra parametre.